Mezopotamya şehri Mardin'den herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır gelmek istediğim Mardin'e sonunda geldim. Bugün bana kardeşim gibi sevdiğim Resul eşlik edecek. Sağ olsun beni kırmadı, benimle beraber geldi. Kendisi de dijital pazarlama uzmanı, bana sosyal medyada çok büyük yardımcı oluyor. Onunla beraber terk edilmiş yerleri, terk edilmiş köyleri ve tarihi yerleri gezeceğiz. Sen ne diyorsun Resul? Bugün Hasan Adan'ın bir hayalini gerçekleştiriyoruz. Çünkü kendisi uzun zamandır Mardin'e gelmek istiyordu ama bir türlü gelemiyordu. İşte o gün bugün gerçekleştireceğiz ve her yeri çekeceğiz. Size bir sürü terk edilmiş yer bulacağız arkadaşlar. Şimdi Mardin merkezden Midyat'a bağlı İzburak köyüne gideceğiz. Size bakalım, başlayalım. Evet, dediğimiz köy olan İzburak köyüne geldik. Bakalım nasıl bir yermiş. Gidip görelim, gezelim. Buradan sağdan devam et. Yukarıda insanlar mı var? Evet, yukarıda insanlar var. Şuralarda bir yerde durabilirsin aslında. Yeni inşaat yapıyorlar. Ha. Şurada bir yerde. Aynen, burada durabilirsin. Burada durup gezebiliriz. Şöyle kenara çek. Evet. Köye geldik. Şimdi yavaş yavaş şöyle etrafı gezip dolaşalım. Burada taştan yapılar var. Yapıları çekelim. Şuradan girebiliriz. Şuraya bir bakalım ilk önce. Buralar kapalı gibi sanki. İçerisi nasıl acaba? Merak ettim. Ne var? Ahır olarak kullanılmış olabilir. Sanki öyle görünüyor. Hala kullanılıyor mu? Burasını açabilir miyiz? Şuradan dolayı kullanıldığını düşünüyorum aslında. Olabilir. Burada da bir şey var. Sanki giriş var gibi altına. Evet. Burayı kazmış olmasın? Yok, kazma değil. Bunun altı var. Alkıtı var. Burası da girişi. Aynen. Dolayısıyla yakın zamanda kullanmış olabilirim. Bence de. Şuradan açmaya çalışalım. Böyle işte yapıların ne olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden girmek istiyorum ama sanki burası içeriden kapatılmış gibi. Yo, iterek açılıyor. Zor açılıyor mu? Evet, burası ahır olarak kullanılmış. Burada da küp var. Aynen, tezek kokuyor. Vay be. Aşırı derecede rutubet var yalnız, söyleyeyim. Çok havasız değil mi? Ev olarak kullanılmış değil mi? Tabii burası ev olarak kullanılmış daha önceden ama sonradan ahır olarak değerlendirmişler. Bu herhalde terk edildikten sonra. Bacalar, raflar var. Aynen aynen. Şu su akan yerler yosun tutmuş. Aslında güzel ya. Yalnız buz gibi değil mi? Evet. Zaten böyle eski yapılan hepsi bu kullanılan malzemelerden. Taş zaten yani. Buz gibi. Aynen. Bak, bu kesme taşlardan örülmüş duvarlar. Zaten bu Mardin'deki yapıların hemen hemen hepsi hep kesme taşlardan yapılan yapılar. Şuraya bakayım. Burada saman var. Samanlık mı acaba burası? Bence öyleymiş. Hadi buradan çıkalım. Çok fazla yapı var. Belki daha ilginç şeyler görebiliriz. Aynen. Bence restorasyon yapıyorlardır. Resim çizmediklerine göre. Aynen. Şu karşıdaki yapıya bakalım mı? Evet, orayı çok merak ettim. Ortasında kocaman bir geçit. Burası Mardin'in Midyat ilçesine bağlı. Kuldağı üzerinde. Turabidin köyleri olarak adlandırılan köylerden üçüncüsüymüş. Buranın eski adı Zaz köyüymüş. 1950 yılında İzburak olarak değiştirilmiş. 1960'larda başlayan göçle beraber 1990 yılında köy tamamen terk edilmiş. Ondan sonra da buraya Kürtler yerleşmeye başlamış. Şöyle devam edelim bakalım. Burası da güzel bir yapı. Bu köyde şu an birkaç koruyucu aile yaşıyormuş. Aynı zamanda Mordimet Kilisesi diye bir kilise varmış. Sanırım şuradaki yer, bak orada
Çan Kulesi mi? Çan Kulesi var galiba. Oraya gidip bakarız. İlk önce şuraya inelim bakalım. Birkaç yapıyı gezelim. Ondan sonra bak şu yapı da çok ilgimi çekti benim. O yapıyı da gidip görmek istiyorum. Kuyu mu? Etrafa çevrilmiş. Su kuyusu olan. Daha önceden kuyudur. Sonra kapatılmıştır. Etrafı taşlar. Aynen öyle olduğunu tahmin ediyorum. Gel bakalım. Burada ne var? Ağır olarak kullanılmış. Öteki tarafın en azından bir şeyi, odası böyle temiz gibi duruyordu. Heh, burası ev bölümü. Burada da samanlar var. Şurası ilgimi çekti. Orada numaralar var. Numaralar kazınmış tavana. Bir de şurada sanki yazı yazıyor gibi. Acaba ne ifade ediyor? Hadi gel diğer yere bakalım. Şu yapıya gidelim. Bir de oraya bakalım. Sanırım buradaki şu gördüğümüz yapılar hep ağır olarak kullanılmış. Ama şurada çok daha güzel yapılar var. Oralar restore olmuş gibi görünüyor. Bak, al sana kuyu. İşte bu kuyu mesela. Su kuyusu burada kapatın. Evet. Aynen öyle. Kovayla? Hayır, kovayla orayı işte iple. Doğal yer altı suyu mu yoksa? Hayır, yağmur suları birikiyor. Burası çok sinek var ya. Buraya girmesek mi ki? İçerisi bayağı geniş. Ayırmışlar, bölüm bölüm ayırmışlar. Burada çok çalı çırpı toplanmış. Allah Allah. Ateş yakılmış demek ki buralarda hep. Evet. Bunlar ateş yakmak için, tutuşturmak için. Bayağı istiflenmiş. Ha, bu yapı biraz daha kötü durumda. Görüyor musun? Burası duvarmış herhalde değil mi? Komple. Evet. Dökülmüş. Bak şuraları hep dökülmüş. Döküldüğü için böyle. Bu şekilde. Taşlar bırakmış kendisini. Bu kemerli yapıları çok göreceğiz. Hadi o daha sağlam gibi duran yapının olduğu yere doğru gidelim. Şuraya. Bu köy 5. yüzyılda kurulmuş. Yani yaklaşık 1500 yıllık bir köy. O dönemde Süryanilerin yaşadığı bir köymüş. Evet evet. Aynen. Bazı yapıları gerçekten dediğin gibi restore edip kurtarmışlar. Şurası mesela çok güzel görünüyor. Çok iyi duruyor. Şurada kum olduğuna göre burası yeni onarılıyor. Bakalım içi nasıl? Çok güzel görünüyor. Gel girelim. Bunu da zaten kendileri yaptılar. Ya buraya bir hayvan girmesin diye mi yaptılar acaba? Bilmiyorum. Şey olsun diye yapılmış olabilir. Caydırma. Aa, ama bu bir şey söyleyeceğim sana. Resul, üstüne bakar mısın? Beton kalıplar yapılmış. Normal çimentoyla. Ve şurada da tuğla duvar örülmüş bak. Tuğlalar var. Yani yazık olmuş. Orijinal dokusu kaybolmuş. Bir ses geliyor. Ne sesi bu? Kuş sesi değil mi? Ya buraya da hayvanlar girmiş. O taşları o yüzden koymuşlar. Hayvanlar girmesin diye bak. Hayvan şeyleri var, dışkıları var. Yalnız burası güzel bir şey amaçla kullanılacak olabilir. Bu ne peki? Burada da kuyu varmış. Bak. Bu da kapanmış. Burayı normal ev gibi yapacaklar. Yukarıdakiler gibi sanırım. Bence de burası ev olacak. Evet öyle görünüyor. Hadi gel bakalım. Şurada bir teyze var. Ters ters baktı. Şu yapı çok güzel. Şu yapıyı çekmek istiyorum. Hayır. Ama pimapen pencere işi bozmuş. Restore etmişler ama kalmış. Dışı çok güzel. Tepesindeki şeyler var. Telefon verilsin mi? Olabilir. Ha. Küçük. Üzerinde çok güzel motifler var. Kazlar var. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin teyze. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya biraz gezelim dedik.
Şu yapı çok güzelmiş de ona baktık. Şu üstteki yapı. Hangisi? Şurası. Ha şu üstteki yapı çok güzelmiş ya. Evet ama askıydı. Onu sahibi restore etti. Bir sene oldu rahmet etti. Öyle mi? Evet. Öyle bir başka aile yaşıyor. Ha şu an yaşayan başka aile var anladım. Evet. Nereden geliyorsun abi? Biz İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'un durumu nasıldır Allah aşkına? İstanbul'un durumu şu an bir sıkıntı yok. Evet evet aynen. Sağ olun. Şöyle söyleyeyim biz de korkuyoruz tabii ki ama yapacak bir şey yok. Düzenimiz hayatımız orada. Tamam teyzeciğim çok sağ ol sana kolay gelsin. Şuradan devam edelim. Yıkılan yapılar da var bak mesela bunun duvarı devrilmiş. Ve maalesef kötü durumda. Ama bazı yerleri de işte kurtarmışlar senin dediğin gibi Resul. Burada da bir duvar devrilmiş ama. Allah düştüm. Burada devamlı yaşayanlar da var. Şuraya bakalım. Bak şurası çok güzel görünüyor. Gel. Vay be. Burası böyle sanki bir şeyin konağın veya çiftliğin girişi evet. Gibi değil mi? Evet. Taşıyıcı konumu bile var. Evet. Daha önceden burada kapı olabilir. Evet. Burası büyük bir konak aslında. Bence eskiden çok güzelmiş ama İşte duvarları falan yıkılınca şu an çok bir şey anlaşılmıyor. Şurada ne var? Şuraya bakacağım. Odalar var ama dediğim gibi yıkılmış hep. Şöyle içine doğru bir bakalım ne varmış. Burada kazan var. Ne kazan acaba bu? Sence ne olabilir? Yani çamaşır falan yıkadıkları... Olabilir. Su ısıtmak için. Aynen su ısıtmak için çamaşır. Su veriyor şu an sana. Şebeke suyu var buranın. İyi, güzel. Şuraya bakalım. Burası gayet iyi görünüyor. Değil mi? Evet. Evet, burası bence... Elden geçirmiş gibi biraz. Evet, burası daha sonralardan bir şeyler yapılmış. Şurada pencereler varmış, kapatılmış. Ya maalesef bizde orijinalliğini bozma gibi bir hastalık var. Burası da bak tuğlalarla örülmüş, kapatılmış. Buralarda dişik var, dikkat et. Sanırım hayvan bakılmış olabilir. Evet. Oranın mutfak bölümü yani konağın, aynen aynen konağın mutfak bölümü olabilir burası. Evet evet. Bayağı bir değişime uğramış. Zaten dikkat et sonradan buraya üstüne sıva yapılmış bak. Daha sonralardan boya falan da yapılmış olabilir. Bunlar sonradan yapılmış hep. Şu arka tarafında ne var? Oraya bakalım. Ha, o restore olan yapı burası. Gel. Kolay gelsin. Orası restore oluyor galiba. Bana Arapça abi. Ha tamam. Şöyle göstereyim. Burası da sanırım büyük bir konak. Restore oluyor herhalde. Şunun kapısı güzel olmuş ha. Evet. Değil mi? Güzel durmuş. Evet güzel durmuş. Galiba biraz merkezi yere doğru ilerliyoruz. Köyün merkezine doğru. Ama burada sonralardan yapılan bir sürü yapı var. Değil mi? Şunlar sonuçta çok çok yeni görünüyor. Burası böyle bir dere yatağı gibi bir şeye benziyor sanki. Aynen. Olabilir. Çok böyle şey uzun zamandır kullanmış. Yeni bir kuraklık olmuş. Evet. Daha önceden su geçmiş bu. Gölmüş sanırım ya. Göl mü? Kesinlikle göle benziyor. Şey yok mu? Geçiş yok kanalı yok mu? Bence yok. Evet yok kanalı. Tamam. Şurada ateş yanıyor. Birileri mi var? Aa evet. Orada yaşayan birisi var o zaman. Oraya bakamayacağız. Şöyle uzaktan göstereyim. Güzel görünüyor ama orası bak. Tamam biz buraya bakalım gel. Taşların üstünde yürümek zor oluyor. Dikkat et.
Ben alışkınım o yüzden. Sal kendini, bir şey olmaz. Şuraya bakalım. Buranın bir de üst katı da var. Hmm, burası da yine ağır. Eski yapılar hep ahır olarak kullanılmış ya. Ama şu an hayvan yok mu? Şu an yok. Ya da dönem dönem kullanılıyor. Dönemsel, evet. Yaz sezonunda kullanılıyor olabilir. Bu ne? Sen bilirsin. Kim bunlar? Hep... Bunlar şeyhler ya, ama şey. Ama şey karışık karışık. Mesela Mevlana var. Sultan Abdülhamit var. Şeyhler var. Mahşuk Nurşin. Alaaddin Haznevi. Birkaç tane okusana. Abdülrezzak Kızıltepe var. Seyit Şeyh Muhammed Reşit Menzil. Kutbettin Batman. Fethullah En Kafi. Mahşuk Nurşin. Merak ettim. Sen bir araştırma yap bunlarla ilgili. Gel bakalım. Kadrosu. Tabii bir şey kadrosu, ama neyin kadrosu? Belki bir tarikatın kadrosu olabilir. Bu tarz bir şey yani. Değil mi? Bakalım. Oo, bayağı büyük ya. Bölümlerden bölümlere geçiliyor. Bayağı heyecanlı. Burası neymiş? Şurada da bir zini var. Bir sürü bölümden oluşuyor. Ha, burası. Burası samanlık. Üst katı var. Gel üst katına bakalım hadi. Teras gibi. Şunun merdivenlerine bak. Kamyon geldi. Ha, burada da çalışmalar var. Evet. Evet. Şu yapıya girmeye çalışalım, gel. Bak bu eski halde, bu da sağdaki de restore edilmiş. Evet. Bence de. Güzel olmuyor bence. Ne diyorsun? Güzel. Güzel. Yenisi güzel olmuş mu? Şuradan geçeceğim ben. Geçeceğim mi? Hmm. Geçerim, sıkıntı değil. Gel istiyorsan sen de. Kendine güven, gel, bir şey olmaz. Abi ben ağırım sende. Şuradan doğru. Dur. Dur. Tamam, bir dakika dur bakayım. Dur. Var mı buradan geçiş? Başka varmış, gel. Merdivenler var. Aynen, dolan gel. Hadi gel. E ben sana söylüyordum hep. Ama şimdi gözünle görmek... Bana küçükken ne diyorlardı biliyor musun? Benim bir lakabım vardı. Plastik Hasan diyorlardı. Videoda izliyoruz ama gerçekte görmesi bambaşka. Ya neden biliyor musun? Çünkü her yere atlıyordum, zıplıyordum küçükken. Bu ne lan? Burada eşyalar var. Zaten el arabası var. Haa. Çalışmışlar mı yoksa? Evet. Çalışma malzemelerinden. Şurada da bir şey yazıyor. Arapça mı? Nereye? Elektrik servisi. Ha, aynen. Hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Kulu 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 kulu. Kulu 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 kulu. Bak nasıl konuşuyorum bak. Kulu kulu kulu. Anlıyorum bunların dilinden ya. Ama kabardı. Kızdı. Kabarması ayrı alamet değil. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunlar saldırıyor biliyorsun değil mi? Evet. Tamam tamam. Tamam gidiyoruz. Bunlar çok fena kovalıyor. Kaçalım gidelim buradan bence. Ulan var ya nasıl yuvarlandın öyle ya. Sana dedim ki bak dikkat et dedim. Tamam mı, yuvarlanırsın dedim. Güzel dedim. Yani resmen takla attın ya. Taşların üstünden yuvarlana yuvarlana baktım. Yuvarlana yuvarlana geliyor. Ben böyle burayı daha çok mistik bir yer bekliyordum. Ama sanki o kadar değil ya. Gene de ağır yani. Evet. Aynen, girebilsek gösterebilsek. Şu tarafta da büyük bir yapı var. Şuralardan devam edelim. Kilisenin olduğu yere gidelim mi?
buradaki yapılar bayağı bir restore edilmiş. Şurada da tavuklar var içinde. Şurası çok güzel olmuş. Burayı beğendim. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Eyvallah abi. Biz gezmeye geldik de bize burası terk edilmiş köy dediler. Burası hiç terk edilmiş bir yere benzemiyor. Yani yaşayanlar var. Zaten evler restore oluyor. Ay birkaç tane ev zaten yaşıyor burada. Kilise mesela şey. Bu da kilise. Burası da yeni yapı ama şey. Taştan yapıyorlar burayı. Yani, yok yani. Anladım. Abi şey kiliseye girebiliyor muyuz? Kiliseye mi? Biz yani ziyaret edebiliyor muyuz? Valla şöyle geçin. Eğer kapıyı ziyaret saatiyse veririz. Ha öyle mi? Ha ziyaret saatiyse tam ziyaret saati bilmiyorum. Tamam abi teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Eyvallah. Şuradan çıkalım mı o zaman? Ha aşağıdan mı dolanalım? Düşer düşer filan. Yok ya düşmeyiz ya biz zaten... Ev mi yıkılır? Tamam şuradan bir bakalım da ona göre karar verelim. Dikkat et vallahi yuvarlanma yine şey gibi. Kum çuvalı gibi. Evet. Adamın dediği kadar varmış. Tehlikeli gibi. Şuradan geçebilir misin? Ben geçerim. O kadar da değil ha. Sen yine de dikkat et bence. Bence. Bayağı tepelere çıktık. Vay be. Kiliseye. Umarım kiliseye girebiliriz. Çek. Nefes nefese kaldım be. Sürekli çıkıyoruz. Hadi bakalım. Şuradan devam edelim. Ah! Çıktım. Hadi seni görelim bakalım. Adam dedi ev yıkılabilir. Dikkat edin dedi. Sizi demiyorum dedi. Ev yıkı. Köpek var lan orada. O çok ters yere gelmişiz. Bağlı mı acaba? Bağlı da. Isırmasın lan bizi. Ne oldu koca oğlan? Ne kızıyorsun? Biz şu kiliseyi ziyarete geldik. Gel oğlum. Tamam. Tamam. Ya yok köpek bize saldırabilir. Zincirle bak şöyle gitsin gelsin diye yer yapmışlar. Tamam işte bak biz buradan ineriz inmesine. Sıkıntı değil de köpek gelebilir. Zincirin kayma yeri var. Dur bakalım. İlk ben ineyim. Ne diyorsun? Ben hızlı kaçarım. Ama zincirin ne kadar uzun. Bir de arkamdan gelmesin. Yerinden çıkınca söyle bana tamam mı? Orada. Orada yatıyor. Dur bakayım ilk ben deneyeyim. Çok da sallamıyor gibi geldi şu an. Vallahi geçtim. Pis, 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 pis. Kedi var gel. Pis, pis, pis. Gel bir şey yapmadı gel. Gel. Bakalım ziyaret edebiliyor muyuz? Kilitli ama zil var. Zile basayım mı? Aa o kapısı kilitli. Bize diyecekler ki şimdi nereden girdiniz? Değil mi? Şurada kapı var. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? O zaman oradan geri çıkacağız mecbur. Buradan geçiş var mı? Giremedik ama içeri ne yapalım? Abi burayı komple kapatmışlar, bahçe yapmışlar. Biz farkında olmadan girdik. Sen Hasan Adas'ın ya.
Neyse şöyle bir... Ulan burada da köpek var. Ulan bu köpekleri buraya koymuşlar ama boşuna koymuşlar. Bizi saldırmıyorlar. Neyse en azından şöyle etrafını çekelim. Değil mi? Gel şuradan geri gidelim o zaman. Ne yapalım? Aynen aynen. Mantıklı. Burası çamaşır yıkama yeri. Çamaşır yıkama yeri burası bak. Buradan geçiş yok ki. Şuradan geçebilir miyiz? Ne diyorsun? Hadi gel. Aynı. Şu taşa değil de şuraya atla. Bas. Dikkat et, yuvarlanma bak. Az önce zaten şey gibi, kum çuvalı gibi yuvarlandın. Keşke oraya çekseydik. Çekemedik ya. Bomba olurdu. Sonra caps videolar arasında gördük seni. Ya şuraya bassana. Şuraya, şuraya. Bak, şuraya. Köpek geliyor, hadi. Ya bir şey olmaz bak. Ben bastım, sen de bas. Atla, direkt aşağı atla. Ama senin kilon da benim kilon da. Aynen öyle. Tamam hadi gel şuradan gidelim bari, ne yapalım. Maalesef kiliseye giremedik. Her türlü imkanları zorladık ama köpeklere rağmen girmeye çalıştık, giremedik. Şurada da bir yapı var. Gelmişken bakalım mı nasıl diye. Hadi boş geçmeyelim. Madem giremedik kiliseye, başka yer çekip gösterelim. Sonra videomuzu tamamlayıp buradan da ayrılırız. Ulan aklım gitti lan, tavuktan korktum. Ben de siz geldiniz. Ha, tavuktan korktum. Kendimi mi? Hayır, tavuğu çekiyordum. Tamam, sesin çıktı. Lan aklım gitti, bir an irkildim. Bir şey var mı lan? Bu ne lan? Mağaraya gidiyor sanki burası. Burada bir şeyler var. Burası bayağı büyük gibi. Yok değilmiş. Şuraya bakalım bir de. Buranın yan tarafının girişi ayrı mıydı? Gel bakalım. Evet ayrıymış oranın girişi. Aynen. Şuradan şöyle aşağı inelim. Şöyle yolu dönelim. Arabaya doğru gidelim, tamam mı? Olur. Hadi bakalım. Buranın alt katları da var yalnız. Onu söyleyeyim sana. Resul, şurada da arkadaşım eşek var. Her yerine sinekler sarmış. Gel. Gel seveyim, gel kaçma, gel. Gel. Gel bakalım buraya. Gel. Gel. Yok. Sevdirmiyor. Evet, şurada da bir tane çan var. Hadi bakalım. Bu kilise Süryani kilisesiymiş. Ama çok fazla Süryani kalmamış. Belki de hiç yoktur, bilmiyorum yani. Sembol olarak duruyor. Bence bu köyde orası bir sembol olarak duruyor. Belki dışarıdan ziyarete gelenler vardır, Süryaniler vardır. Onlar ibadet günlerinde ibadet için geliyor olabilirler, değil mi? Evet. Zaten internetteki okuduğum kaynakta da şey yazıyor. Hani 1990 yılından sonra Kürtler yerleşti diye. Annesi saldırabilir, dikkat et. Ne haber? İyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çocuk tavukları kovalıyor.
Çocuk tavuğu acayip kovalıyor. Şuradan gidelim gel. Büyümek ister miydin abi? Tabii. Ya tabii canım, şimdi köy hayatı... Kendini dikeceksin, kendini giyeceksin. Ya şimdi köy hayatı bambaşka bir dünya. Ama tabii o kafada olmak lazım. Ya tabii canım, bunu herkes yapamaz. Şişenin kaosuna girip buraya alışamam yani. Ya tabii canım, sen şimdi İstanbul'un merkezinde yaşayan bir insansın. Evet. Burada seni tutamazlar. Burada 3 gün tutamazlar seni burada. Kaçmaya çalışırsın. Yolda bulamam. Aynen. Ya benim köy geçmişim var. Ben 8 yaşına kadar köyde yaşadım. Ben hem zaten köy hayatını da seviyorum. Her ne kadar 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorsam da yine de köyleri seviyorum. Köy hayatını seviyorum. Dediğim gibi bambaşka bir dünya köy hayatı. Son olarak şuradan kiliseyi tekrar gösterelim. Maalesef giremedik bu kiliseye. Görevliyi de bulamadık. Görevliyi bulsaydık zaten izin isteyecektik. Bence kimse yoktu orada. Hı? Kimse yok muydu? Kimse yoktu. Zile de bastık. Evet. Belki de o köpekler o yüzden. Değil mi orada? Olabilir. Ama çapraz ateşi almışlar ya. Son anda fark ettik. Yani köpek oradan kalksa gelse sen patates olmuştun yani orada, ben sana söyleyeyim. Ya... Normal hani şey, genç bir köpek olsa. Aynen yani genç. Sen karşıya doğru koştun ama o da soldan geliyor. Genç bir köpek olsa zaten bizi öttürürdü. Biz o yere mi gidiyoruz abi? Yok, bence yanlış gidiyoruz ya. Dur bakayım. Yola doğru gitmiyoruz. Yani. Yolumuzu kaybettik ya. Ya şu gerçi otların içerisine gireceğiz ama dikkat et, çukur mukur olabilir yine de. Abi şurada bir şey var. Ne var? Böyle sanki ocak gibi. Bakalım. Böyle hani ekmek falan pişirdikleri o tarz şey. Tandır mı? Tandır olabilir. Tandır evet. Aynen burası tandır. Evet. Aynen. Çok da böyle uzun bir zaman önce şey olmamış. Yok yok, yeni yapılmış. Bak şey baksana. Evet. Ya da üstüne tekrar şey olmuş olabilir. Yani içindeki kül şeydi yani, çok uzun zaman. Burası da terk edilmiş bir yermiş. Burayı görmedik biz değil mi? Evet. Bakalım mı, ne diyorsun? Olabilir. Son olarak o zaman buraya da bakalım. Ondan sonra ayrılalım buradan. Şimdi biz bu eski yapıların içerisine giriyoruz. Geçmişin izlerini arıyoruz ama yani çok fazla yaşanmışlık bulamıyoruz. O yüzden çekip gösteremiyoruz. Şurası yine ahır bölümü. Girmeye gerek yok zaten. Hep aynı. Aynı tarz yerler. Şurası da ev üst bölümü. Ha, üst katı da var. Olmazsa üst katına da bakarız da şu ev bölümüne bir bakalım. Evet. Burada eskiden kalma birkaç eşya var, o kadar. Fazla bir şey yok. Çar çöp zaten birçoğu buradakilerin de. Ama yapılar hep birbirine benziyor. Mimari olarak hep aynı. Tabii kemerli yapılar ve gömme şeyler var, dolaplar var. Kesme taşlarla yapılmış. Ya burada kısa bir zaman önce bulunmuş olabilir. Kısa bir zamandan kastım birkaç sene. Ha, öyle mi? Üst katına nereden çıkılıyor? Şuradan. Bir bakayım, geleyim mi ben? Sen de mi geleceksin? Burası kilitli. Buraya giremiyoruz. Şurası tuvalet falan olabilir. Olabilir. Şurası da tuvalet bölümüdür büyük ihtimalle. Bence burası tuvalet. Evet. Burası da banyo. Çünkü gider var şurada. Evet. Tuvalet öyle çok bir tuvalet değil gibi. Çukur var sadece. Evet, burası banyo. Senin dediğin gibi. Giderleri aynı. Burası banyo. Bir de şeye bakalım mı? Üstünde ne var? Teras mı var? Gel bakalım. Zirveye çıktık. Bunun da üstü varmış. Bak üstünün de üstü var. Evet, buradaki yapıların geneli zaten böyle değil mi? Mesela senin evin üzerinde başka biri oturuyor. Evet. Onun üzerinde başka biri var. Bunlar da baca. Hep söylerlerdi bize. Özellikle Urfa'ya gittiğimde ben, hani yazın çatılarda falan yatıyorlarmış ya. Uyuma olayı. Uyuma olayı. Ya da kışlık yapmak için işte sebzelerimi. Kurutma işlemleri yapıyorlar, sebzeleri, meyveleri. Aynen. Buradan güzel görünüyor. Tabii yeni yapılar çok çok daha iyi. Bu köy böyle bir yer işte. Güzel. Şirin bir yer, mütevazi değil mi? Evet. Ya ben genel anlamda beğendim burayı. Evet, yapıların durumu çok kötü olsa da
Bazı yapılar artık tamamen yok olmuş. Mesela şuradaki yapılar, örnek veriyorum, tamamen yok olmuş. Duvarları bile kalmamış. Çünkü taşlar düşe düşe, yıkıla yıkıla. Çok net belli oluyor zaten. Ama bazı yapılarda çok çok iyi duruyor, diri duruyor. Burası bir evin çatısı mı yine acaba? Evet, burada çok bir yapı var. Doğal bir şey olmuş. Ya şöyle, hani hep söylediğimiz bir söz var ya, doğa evet, verdiğini geri alır. O gerçekleşmiş burada. Kesinlikle. İşte toprak oluyor, sonra topraktan işte bir şeyler yetişiyor, otlar çıkıyor falan. Ağaçlar maaşlar. Böyle şirin bir yer. Her evin girişinde, üstünde maşallah hocam. Dikkatini çektim yeni yapılan özellikle. Bak orada yazıyor. Evet evet, yeni yapılan. Yukarıda gittiğimiz yerde de yazıyordu. Aynen aynen. Maşallah her kapıda, üstünde, sağında, solunda bir yerinde var. Demek ki önemsiyorlar yani dini değerleri. Allah'ındır falan. Bu tip yazıları çok görüyoruz böyle yerlerde. Bu yapı bence çok çok sonralardan yapılmış. Yani tarihi bir yapı olduğunu çok düşünmüyorum. Kilitli. Yok, burası şey. Burası şey olabilir mi? Cami mi? Neydi? Mescit. Mescit evet. Evet, mescit. Bence mescite benziyor. Tabii. Ama yine hasar görmüştü. Bence de mescit burası, doğru söylüyorsun. Şurada mihrap var, o yüzden. Mihrap galiba orası. Evet, orada yuvarlak bir şey var. Çok, cam çok kirli oldu mu, bir şey görmüyorum. Anladım. O duvardaki yer mihraptı zaten. Oradan anlaşılıyor mescit olduğu. O ne? Mescidin ek yerleri. Olabilir. Ama şurada kuyu var. Su kuyusu bence o da. Su kuyusudur. Bakalım mı, ne oradan diyorsun? Oradan abdest falan alıyorlar. Geç bakalım ya da nasıl yapalım, kaydıralım mı? Kaydır, bana doğru kaydır. Gel gel. Çok ağır var. Evet. Geçeriz. Çöplüğe dönmüş. Ama şey yani şişe mişe falan var. Ya bence burası su kuyusu ya. Şurada bir yer var. Şu yapıların işte. Bizim az önce gördüğümüz yerin girişi mi? Yok, burası ayrı bir bölüm. Ayrı bir bölüm değil mi? Tabii ayrı bir bölüm burası. Ayrı bir yapı. Şey olabilir. İmamın şeyi olabilir. Lojmanı. Lojmanı aynen. Lava aynen sanırım. Aynen, bence imamın lojmanı burası. Evet bak, burası lava var. Evet. Nasıl yerlerde yaşamışlar değil mi, görüyorsun o dönemlerde. Ne yapıyorsun? Ya şimdi sen yaşayabilir misin burada? Mümkün. Hadi burayı sana deseler ki gel kardeşim burayı temizle toparla, burada yaşayacaksın. Mümkün değil. Ya. Burası da şömine sanırım. Aynen. Ocak de lütfen, şömine deme. Ocak. Ocak. Burası oda gibi. Burası çökmüş. Yıkılmış. Evet, yıkılmış duvarı. Hadi bakalım. Yavaş yavaş buradan ayrılalım o zaman. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Mardin Midyat'ta bulunan İzbrak köyüne geldik. Burası kaynaklarda 1990'lı yıllarda terk edilmiş diye geçiyor. Ama ondan sonra burada restorasyon işlemleri yapılmış ve yeni yapılar yapılmış. Daha sonra da burası tekrar yerleşim yeri haline gelmiş. Çok merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi. Birkaç tane daha merak ettiğim terk edilmiş köy var. Onlardan birkaç tanesine daha gitmeye çalışacağım. Şimdi buradan dar geçitte bulunan Kumdere köyüne gideceğiz. Orayı çekip göstermeye çalışacağım size. Takipte kalın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.